Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 2019 Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Ocak ayı 2019'un en önemli aylarından birisi. Bu ay tutulmalarımız meydana gelecek ve önümüzdeki Temmuz ayına kadar 6 aylık dönemde hayatımızı büyük planda önemli ölçüde şekillendirip etkileyecek. Çok güçlü bir ay çünkü birçok gezegen bu ay kendi burcunda ve son derece kararlı ve güçlü bir şekilde hareket ediyorlar. Bunu enerji anlamında e, mutlaka biz de kişisel hayatlarımızda toplumsal alanlarda hissedeceğiz ay boyunca. Hemen ayın başında Mars koç burcuna geçiyor ve Mars koç burcunu yönetir. Son derece güçlü kendi burcunda sizin 8. evinizde olacak bu ay genelinde. Mücadele alanınız biraz para konuları, para konularını mücadele ediyorsunuz, koşturuyorsunuz. Zaman zaman buralarda evet Mars biraz sabırsızlık, dürtüsellik de getirebilir, buna dikkat edin. Kuda kontrolü daha sağduyulu olmanız gerekiyor. Enerjiniz yüksek, libido'nuz yüksek, cinsel hayatınız bu ay çok hareketli olabilir. Evet. Ama böyle ufak tefekte olsa kazalara, sakarlıklara yatkınsınız unutmayın. Bunun için de temkinli olmanız gerekiyor. Merkür gezegeniniz Merkür ayın 5'inden sonra Oğlak Burcu'na geçecek. Bakın Oğlak Burcu toprak elementinin Burcu ve Merkür'ün kendini son derece güçlü hissettiği bir Burç'tur. Size de güzel bir açısı olacak. 5. evinizde olacak. Demek ki zihniniz daha istikrarlı, daha planlı, programlı. Onu bu düşünce tarzınızı, bu iletişim gücünüzü, zihinsel enerjinizi hayatın her alanına daha aktif bir şekilde e, yönlendirebilirsiniz. Zaman zaman ayın ilk günlerinde Mars'la Merkür biraz didişecekler. Bu biraz stres yaratabilir. Unutmayın. E, çok hızlı düşünüp hızlı kararlar verebilirsiniz. Özellikle finans konularında yine dürüstse olmamakta fayda var. Ayın 7'sinden sonra ise Venüs Akrep Burcu'ndan ayrılıp Yay Burcu'na geçiyor. 4. ev alanımıza giren bir Venüs var. Orada Jüpiter de var zaten. Geçtiğimiz Kasım'da geçişini yapmıştı. Astrolojide Venüs ve Jüpiter benefik gezegenlerdir. Benefik ne demek? Şans gezegenidir. Bazı gezegenleri biz şanslı, bazı gezegenleri de daha zor olarak, daha kötücül olarak tabir ederiz. Şimdi Venüs ve Jüpiter iyicil gezegenler. Ve bunların ikisi de sizin dördüncü ev, evinizde olacak bu ay. Özellikle ay ortalarından itibaren çok yaklaşıyorlar ve kavuşuyorlar e, ee, ile Jüpiter. Demek ki şansı nerede bulacağız bu ay genelinde? Aile konularında. Burada mutluyuz. Aile alanında mutluyuz. Evimizde mutluyuz. Ee, yaşadığımız yerde, mekanlarda keyifli etkiler var. Kutlamalar olabilir, partiler olabilir, davetler olabilir, aileyle ilgili sevinçler olabilir. Tabi ev yuva deyince emlak, gayrimenkul bu alanlarda da bazı güzel şanslarımız olabilir. Şimdi gelelim yine tutulmaya. 6 Ocak'ta Oğlak Burcu'nun 15 derecesinde yeni ay doğuyor. Bu bir kısmi güneş tutulması. Güney düğüm yönünde. Satürn ve Plüto orta noktasında. Satürn ve Plüto etkili. Geçtiğimiz yıldan bu yana Satürn enerjisini hissediyorsunuz. Beşinci evinizde. Bu tutulmanın etkileri şimdi belki size kendini daha önceden de hissettirmiş olabilir. Ama tutulmayla bir şey start veriliyor ve bu en az 6 ayda devam edecek. Ee, çocuklarınız çocuklarınızla ilgili konularda bazı sorumluluklar var. Zaman zaman bunlar üzerinizde baskı yaratıyor. Ee, zaman zaman biraz mücadele etmeniz gerekiyor ama sorumluluklar var ve bu konulara daha ciddi yaklaşmanız gerekiyor. Planlar, programlar olabilir. Çocuklarınızın eğitimi, çocuklarınızın geleceğiyle ilgili planlar oluşturabilirsiniz, programlar oluşturabilirsiniz. Belki çocuklarınızla ilgili bazı dönüşümler söz konusu olacak. Çocuğunuz olmayabilir. Çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Bakın bu yıl Oğlak'ta Yengeç'te meydana gelecek olan tutulma döngüleri size çocuk sahibi olma konusunda imkan veriyor, kapı açıyor aileyle ilgili. Şimdi ailede genişlemeler de söz konusu. Çocuk evinizde olacak bu etkide. Evet, bir doğumu, bir çocuk müjdesini verebilir size ve bu bir kutlamaya da neden olabilir tabii ki. aşk hayatınızla ilgili gelişmeler var aşk hayatınızla ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Bazen bunlar bir şeyi sonlandırmak üzerine de olabilir. Çünkü orada bir aslında satürn Plüto etkisi bir şeyi de tamamlama, bir şeyi sonlandırma, geride bırakma, hayatınızdan çıkarma gibi bir etki de oluşturuyor. Ama yeniye kapı açabilmek için bu, bunun da olması lazım. Çünkü güneş tutulması evet bir yeni ay, başlangıç var orada. Ama bir şeye başlamak için çoğu zaman bir şeyi de tamamlamak gerekir. Bunun gibi. Şimdi tabii ki bu bahsettiğim etkiler Yükseleni başak olanlara daha fazla hitap edebilir. Ee, daha çok yükselen burcunuza göre bu videoları izlemenizi öneririm. Ee, bunun yanı sıra tabii ki her başak aynı şeyi yaşayacak diyemiyoruz. Önemli olan nedir? Her zaman işaret ettiğimiz gibi kendi kişisel doğum haritalarımız. Astroloji burçtan ibaret değil. Biz doğduğumuz anda gökyüzündeki gezegen dizilimleri bizim doğum haritamızı oluşturuyor ve sadece bize özel. Özellikle tutulmalar gibi böyle önemli gezegen hareketlerinde, gökyüzü olaylarında doğum haritalarımıza birebir bakmakta fayda var. Bu tutulmada eğer doğum haritanızda lütfen doğum haritanızı kontrol ediniz. Önce burçlarda, oğlak, yengeç, koç, terazi gibi burçlarda Gezegen yerleşimleriniz varsa ve özellikle e, Oğlak burcunda ve Yengeç burcunda etkiler varsa demek ki biraz daha hayatınızda bazı şeylerde zorlanabileceğinizi unutmayın. Çocuklar, aşk hayatınız, hamilelik gibi konular veya finansal konular. Buralarda bazı fedakarlıklar olması gerekir veya bazı şeyleri değiştirmeniz gerekir, düzen değişimleri gerekir ya da bir süre yaz aylarına kadar üzerinizde biraz baskı hissedeceksiniz, zorlanacaksınız olabilir. Ama toprak burçlarında Başak, Boğa gibi ve tutulma sırasında ateş burçlarındaki yerleşimler nedeniyle özellikle su burçlarında ya da işte Aslan Burcu gibi yay burcu gibi burçlarda Venüs'ünüz, Jüpiter'iniz, Ay'ınız varsa aileden daha fazla destek alıyorsunuz. İçsel huzurunuz daha rahat, daha mutlusunuz ve hayatınızda kutlamaya neden olacak, sizi mutlu etmeye neden olacak önemli etkiler var. O zaman daha olumlu yönde etkiler alabileceğimizi güneş tutulmasından düşünebiliriz. Doğum yıllarınız 1981 veya 1990'sa ve bunlara yakın dönemlerde doğduysanız, evet bu tutulmalar, ay tutulmaları, güneş tutulmaları sizin doğum haritanızda biraz daha birebir vurgu yapabilir. Bunu da unutmayın. Ve ay ortalarından sonra güneş kova burcuna geçiyor ayın 20'sinde. Hemen 21'inde bu sefer ay dolunay fazına ulaşacak. 21 Ağustos 21 Ocak'ta Aslan burcunda bir Ay tutulmamız var dolunayla beraber. Bu nasıl etkiliyor sizi? Evet, aslan 12. evinizde ve aslanla kova burcundaki tutulmaları son 2 yıldır biz deneyimledik. Bu tutulma artık bu aksdaki son tutulma. Bir yine 12. ev tutulması olduğu için bir şeye dikkat etmek gerekiyor. 12. ev çoğu zaman sürprizler evidir ve neyin ne zaman nereden geleceğini hissedemeyebiliriz. Daha ruhsal, daha manevi bir tutumu olduğunu söyleyebilirim. Ee, bazı sağlık sorunlarınızı şifalandırabilmeniz için güzel destekler gelebilir size. Ee, bazı hızlı sürpriz değişimlerle de karşılaşabilirsiniz hayatınızda. Hangi alanlarda olabilir? Bu e, finans konularında olabilir ya da yaşam alanlarınızda olabilir bunlar. Aileyle ilgili konularda olabilir. Gizli düşmanlıklara dikkat edelim. Hiç bilmediğiniz bir gizli durum ortaya çıkabilir. Gizli bir hayranı öğrenebilirsiniz. Bir aşk ilişkisi ortaya çıkabilir. Bu arada gizlediğiniz bir şeyler varsa hayatınızda, aşk hayatınızda örneğin işte onlar bu tutulmayla biraz gündeme gelebilir. Ee, hayat bir anda biraz hayatınıza heyecan gelebilir ama aksiyon da gelebilir. Stresler de oluşabilir. Buna dikkat edin. Sevgili Başaklar, gizli ilişkilere dikkat edin. Çünkü ayın ortalarından itibaren Uranüs'ün de etkisi var çünkü bazı gizli ilişkilerinizin aşk ilişkisi de olabilir veya hani herhangi bir konuda bir iş ortamındaki gizli yürütülen bir şeyler olabilir. Bunların da ortaya çıkma ihtimalini gösteriyor. Ee, tabii çok yani e, ek, ekstra olmakla beraber hani doğum haritalarınızda boğa, akrep gibi ya da e, kova burcunun ilk derecelerinde yerleşimleriniz varsa bunlar ve Mars gibi Satürn gibi, Uranüs gibi manefik etkili gezegenlerse biraz gizli düşmanlıklar, işte hırsızlık ve benzeri bu tarz sürprizlere de hazır olmakta fayda var. Bunlar da söz konusu olabilir. Lütfen doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Ayın sonlarında, ayın 25'inden sonra Merkür Kova burcuna geçecek. Ayın son günlerinde Güneş Merkür kavuşumumuz var. Bu aslında bizi bir şeylere daha fazla konsantre edecek gibi görünüyor. Nelere konsantrasyonumuzu sağlayabilir sevgili başaklar? İş konularına. Ayın 25'inden sonra e, yapılacak işlerinize odaklanıyorsunuz. Bunun için planlar, programlar yapabilirsiniz. Randevular ayarlayabilirsiniz. Bir şeyleri yazabilirsiniz, çizebilirsiniz. Her türlü zihinsel konu, her türlü iletişimle ilgili konu, önemli kişilerle konuşmak, haberleşmek için de yine ayın son günleri e, güzel etkiler var. Bunu da değerlendirmenizi öneririm. Evet 2019 videolarımız hazır. 2019 yıllık videonuzu izlemediyseniz ekrandaki linki tıklayarak hemen izleyebilirsiniz. Ve hala Astrofoni YouTube Demet Baltacı kanalıma abone olmadıysanız lütfen ekrandaki logoyu tıklayıp hemen aboneliğinizi yapınız. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın.